İnsan hakları savunucuları olarak özellikle İsrail'in Filistin'e yönelik başlatmış olduğu operasyonlardan kaynaklı bu operasyonların derhal durdurulmasını, yaşanan can kayıplarının artmaması yönünde temennimiz bu yöndedir. Tabii sadece İsrail ile Filistin arasında yürütülen bir savaş değil, Türkiye'nin de Suriye'ye yapmış olduğu operasyonların durdurulması, barış ve çözüm sürecinin yeniden başlaması, insan hak ve hukukuna uygun davranılması, yaşam haklarının ihlal edilmemesi açısından buradan bir kez daha bunu çağrısını yaparak bölgemizde, ülkemizde, İsrail'de, Filistin'de, Orta Doğu'da süren çatışmaların bir an önce durdurulması, yaşam hakkı ihlallerinin yaşanmaması, barış görüşmelerinin tekrar başlaması. Görev ve yetkisini anayasal sınırlar içerisinde kullanmak zorunda olan Beyoğlu Kaymakamı, İstanbul Emniyet Müdürü ve onların bağlı olduğu İçişleri Bakanı temel hak ve özgürlükleri anayasayı ve AYM kararlarını neden tanımıyor? Gözaltında kaybedilen sevdiklerimizin akıbetlerini öğrenmek istediğimiz için neden suçlu muamelesi görüyoruz? 968. haftamızda Galatasaray'da buluşmamız polis şiddeti ile engellenip gözaltına alınmasaydı Kerevan İrmez için adalet talebimize aykıracaktı. 35 yaşındaki 8 çocuk babası Kerevan İrmez'in Silopi'deki evi 19 Ekim 1995 gecesi askeri kamuflaj giysili çoğu kar maskeli kişiler tarafından basıldı. İrmez'in elbiselerini giymesine izin verilmedi. Yatak kıyafeti ile zorla panzere bindirildi. Bindirildiği panzere zırhlı bir askeri araç ve bir beyaz Toros eşlik ediyordu. Sabah olunca Emine İrmez savcılığa, emniyet müdürlüğüne ve tümen komutanlığına giderek eşini evden götürenler hakkında şikayet dilekçesi verdi ve akıbetinin araştırılmasını talep etti. Yetkililer Emine İrmez'e eşinin güvenlik güçlerince gözaltına alınmadığını, onu götürenlerin örgüt üyesi olabileceğini söyledi. Emine İrmez, eşimi götürenler askeri araçla geldiler ve onu askeri araçla götürdüler. Eşimi götürenlerden yüzleri maskeli olmayanları tesis edebilirim diye itiraz etti. Ama sonuç değişmedi. Kerevan İrmez'in Sinopi'ye bağlı Görümlü köyünde bulunan jandarma karakolunda görüldüğüne dair aileye bilgi veren kişiler, o günün ağır baskı ortamında resmi olarak tanıklık yapamadılar. Devleti yönetenler hakikat ve adalet talebimizin gerçekleşmesi için yüksek politik idare gösterinceye kadar haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Kerevan İrmez'den ve akıbetleri karanlıkta bırakılmak istenen tüm kayıplarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Selam olsun bugün bir kez daha tüm baskıları göğüsleyerek ülkenin dört bir yanında bizimle eş zamanlı sesimize ses katan kayıp yakınları ve insan hakları savunucularına.